Merhaba Güreş Türkiye.net severler. Ben Buğra Gür. WrestleMania tamı tamına 8 gün kaldı. Çok heyecanlıyız. Ne kadar dert sahibi bir hayatlara sahip olsak da WrestleMania senedeki en büyük eğlencemiz, hatta WWE'ye dair tek eğlencemize diyebiliriz. 5 saatlik mükemmel bir resital bizi bekliyor. Konuşmak için heyecanlıyız. Güreş gündemi dolu dolu. Neler oldu neler. Kofi gitti WrestleMania'ya. Ondan sonra gündeme dair bazı bir sürü konu var. John Cena, Undertaker gibi, Hulk Hogan gibi yeni kurulan güreş şirketi AEW. İşte o arkadaşların Fenerbahçe'de oynayan AEW değil, yanlış anlaşılmasın. Güzel konular var. Konuşacağız. Yaklaşık bir saatlik SmackDown, Raw ve aynı zamanda gündeme dair konuları konuştuğumuz program yorumcu ekibinden sunucumuz Ahmet Tahir bizlerle. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. İyi geceler herkese. Evet. Bir tane daha arkadaş var. Kim bu Ahmet? Selamünaleyküm. Özel ses ver istersen. Kendi nickinle tanıtalım. Merhaba arkadaşlar. Ben biraz vodka. İşte. Böyle herkese almayın radyoya dedim ama maalesef Özer de bugün bizimleymiş. Evet, saat gecenin 12'sinde ne yayını sevgili Ahmet Tahir? Bu bir darbe girişimi mi? Niye 12'de radyo yayını yaptırıyorsun bize? Valla Türkiye'nin yoğun gündemi hepimizi çok yordu. Ancak bu saatlere yetişebildik. Maalesef bu saatlere kaldı. Dediğimiz gibi yarın Türkiye kaderini belirleyecek. O sebeple hepimiz çok yorgunuz. İşte biraz olsun güreş konuşarak kafamızı dağıtmaya çalışacağız bu gece. Evet. Hangi partiye oy vereceksin? Sen hangi şehirde yaşıyordun? Ankara. Ankara. Hangi partiye çalışıyorsun? Mansur Bey'e vereceğiz oyumuzu inşallah. Geliyoruz yavaş yavaş diyorsun kardeşim. Doğru. Mansur artık yavaş. Hızlandık ya. Yavaş. Ya diyorsun, trafolara sahip çıkıyor musunuz peki bu seçimde? Yok, Melih Bey'e dair pek bir şey kalmadı şehirde, yok. İyi, güzel. Sen ne yapıyorsun Özer? Ben ne yapıyorum? Kalkacağım, oyumu vereceğim ya, aklımdaki kendinden kişi. Kendinden biraz bahsetmen gerekirse, nasıl İstanbul'da yaşam? İstanbul'da yaşam berbat ya. Yani trafiği olsun, havası olsun, her türlü. Evet, İstanbul'un garabetinden bahsetti Özer de. Kime oy veriyorsun bu arada? Ben AKP'liyim kardeşim. Ne? Ne? Alıştı. Alıştı. Evet Özer, cevabını bekliyoruz. Binali mi diyorsun, İnali mi diyorsun? İnali diyorum ben. Evet, Özer de İnali dedi. O zaman ya sabah saat 7'de sandıklar açılacak doğuda. Batıda 8'de açılacak galiba. Kapanış 10'un 7-18'de olacak yanılmıyorsam. Yanlış bir bilgi de vermeyeyim de. Geçen referandumda öyle oldu. Yazmış abi, saat 6'da kapanacak dedin, 7'de kapanacak dedin. Gittim okula, sayımlar yapılıyordu. Oy kullanamadım senin yüzünden yazmış. Bilmiyorum yani, inşallah Türkiye adına da güzel bir seçim olur. Biz profesyonel güreşe dönmemiz gerekirse WrestleMania 8 gün kaldı sevgili Ahmet. Gündeme dair çok yoğun konular var. Evet. Bununla alakalı gündeme dair konuları konuşuruz. Haftalık şovları konuşacağız. O zaman söz sende. Evet arkadaşlar, WrestleMania son 8 gün kaldı ve bu hafta Raw'da artık son 2 dönemeçten birisini izledik. Ronda Rousey hepimize rica ettiğini söyledi. Ronda Rousey bizlere WrestleMania ana maçını lütfetti. Charlotte Flair, Becky Lynch ve Ronda Rousey WrestleMania'da üçlü maça çıkacaklar. Evet, pazartesi okul yok demiş Kutay. Ulan diyorum, keşke bir hafta sonraya değil de WrestleMania bu pazar olsaydı. Aynen, daha güzel olurdu. Mükemmel olurdu ya. Sabahında doğru. Seçim, akşamında WrestleMania. Düşünsenize. AKP'nin yani, galibiyetini abi, kutlayarak abi, bir Roman Reigns galibiyeti. Hayır, tahtlar devriliyor. Lesnar'ın tahtı devriliyor. Padişah'ın tahtı devriliyor. Mükemmel olmaz mıydı? Bir gecede iki taht devriliyor falan. Vallahi bir gecede iki taht devrilecek gibi Charlotte, düzeltiyorum, Becky Lynch iki tahtı birden alacak gibi, iki kemeri birden alacak gibi. Oh. Özer. İki, bir şey soracağım ben. Orada SmackDown'da ortada mı? Ben onu bilmiyorum. Aynen. Tam ona da ortada o resmileşti mi? Bilmiyorum, evet. Ben onu.
Yani öyle olacak gibi artık. Eğer öyle olursa ya Becky her türlü bence o maçta favori yani. Yani Ronda'nın zaten hani şimdi spoiler olur mu bilmiyorum ama hani sözleşmesi hakkında hani haberleri gördüm forumdaki. Eğer ona bakarsak Charlotte'ın da koruyacağını sanmıyorum kesinlikle. Çok overrated kaçtığını düşünüyorum artık son zamanlarda. Çok antipati beslenmeye başladı herkes. Becky Lynch'in evet. Hani %85 kadarıyla Becky Lynch alacağını düşünüyorum bu maçı. Evet. Şimdi Burak Güre dönmek istiyorum. Ronda Rousey şov açtığında bizlere bana teşekkür etmelisiniz dedi. Ronda'ya teşekkür mü etmeliyiz WrestleMania ana maçını bizlere lütfettiği için? Baba Ronda Rousey bu maçın mimarı oldu. Becky Lynch'e WrestleMania'yı zorla ekletti. Bu bir gerçek. Yani Becky Lynch gibi bir güreşçinin WrestleMania maçına eklenmesi için Ronda'ya ihtiyacı var mıydı? Yoktu. Ama Becky Lynch'in bence burada karizmasını çizdi şirket. Bunu bana göre de daha önce radyo programlarında belirttiğim gibi kasıtlı yaptılar. Charlotte Flair ve Ronda'nın WrestleMania'da yuvalanacağı korkusuna, yani bir başka Roman Reigns ihtimaline karşı durabilmek için Becky Lynch'in böyle karizmasına bir çentik attılar. Bunun için teşekkür ödeyecek olan varsa buyursun etsin Ronda'ya. Ben katılmıyorum. WrestleMania Main Event'ı ya inanılır gibi değil. Bakalım yani ben çok güçsüz bir maç kart olduğunu düşünmüyorum WrestleMania'nın. Ama Main Event'ı kadınlar maçı yaparak maç karttaki bütün heyecanı silip attılar. Zira Seth Rollins geleceğiz. Brock Lesnar mücadelesinde Brock Lesnar'ın kemeri koruyacağı neredeyse garanti gibi duruyor. Ya daha Brock Lesnar'la Seth Rollins face to face yapamadı ya. Bir haftaya WrestleMania var. Aynen abi. Aynen. Neyse geleceğiz yani bu çok ağır çok konular var. Benim aynen. Teşekkür konusuna diyeceğim bu kadar ama senin görüşlerini merak ediyorum açıkçası. Yani Ronda Rousey'nin her denklemde hani Charlotte olur, Ronda olur, Becky olur, Ronda olur. Tek değişmeyen isim Ronda Rousey ve bu maçın eğer bu maç bir ana maçsa bunun tek sorumlusu Ronda Rousey. Yani bazı gerçekleri artık göz önünde bulundurmalıyız. Ronda Rousey'nin çok büyük bir marka olduğunu biliyoruz. Artık bunları hep yenilemekten artık yorulduk. Becky Lynch çok iyi bir senaryo ile dahil edildi. Yani şaka maka yarım senedir devam eden bir senaryo bu Charlotte Flair Becky Lynch senaryosu. Ona rağmen çok iyi entegre ettiler üçlü feoda. Ve şu anda WrestleMania ana maçına gidiyoruz. Yine Buğra Güre ben bir soru daha yönetmek istiyorum. Raw'da bunu izledik. Sonraki gece SmackDown'da Charlotte Flair Asuka'dan kemer aldı ve yeni SmackDown kadınlar kemer şampiyonu oldu. Ve Charlotte'ın bir rekor kırdığına şahit olduk. Acaba WWE Charlotte'a bir başka rekoru, iki kemeri birden vererek kırdırır mı Buğra Güre? Ya abi Ryan Charlotte Satin, iki kemeri de alır mı? Ya Ryan Satin mi dedi? Diğer gazeteci arkadaş mı dedi? Mentzer'den bahsetmiyorum. Bir tane daha var. Brian Alvarez. Brian Alvarez'in dediği bak çok... Numan bu arada hoş geldin kardeşim. Skype'a gelebilirsin. Müsaitsen. Brian Alvarez dedi ki tek amaçları Charlotte Flair'ı yuvalatmamak ve kemer kazandırmak. Ya yemin ederim öyle duruyor ya. Ya yeter artık abi 16. kez şampiyon olacak. Yani John Cena rekorunu John Cena 2 sene gibi kısa bir sürede kıracak. Ben artık Charlotte Flair'ın gözyaşlarını da izlemek istemiyorum. Kemeri havaya kaldırıp Wu çekmesini de izlemek istemiyorum. Yeterince sıkıldık yani. Diyorlar ya işte Drew McIntyre yeni Roman Reigns olur mu? Abi Charlotte Flair zaten yeni Roman Reigns olmuş. Ahmetciğim. Ahmet'in sesi gelmiyor. Evet, şimdi sesim geldi. Sesim şimdi gelmeye başladı galiba. Aynen demin. Özer, o zaman şimdi ben sana yöneltmek istiyorum sorumu. Charlotte Flair dedik, kemeri Asuka'dan aldı. Charlotte Flair şimdi WWE'de paylaşım yapmış Instagram hesabında. İki kemeri birden taşıyor Charlotte Flair. Acaba bir sürpriz yapıp Charlotte'ı çift şampiyon görür müyüz Özer? Yani Charlotte Flair'ın maçtaki en yüksek ikinci kazanma ihtimali olan ikinci isim olduğunu düşünüyorum. Yani Ronda Rousey'in ben kazanma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Hani o %85 Becky Lynch demiştim. %15 de Charlotte'ın kazanabileceğini düşünüyorum ama hani bu son Road to WrestleMania zamanında hani üzerine o yapılan senaryo Vince McMahon'ın torpillisi
babındaki senaryo ile bence yani çok antipati kazandılar. Bu kadar da hani şey yaparlar mı? Devam ederler mi? Sanmıyorum yani. Mertay evet. Yazmış. 4 senede 8 kemer lol demiş. Komik demiş. WrestleMania'yı 4 HV bu ne? 4 heavyweight. 4 horsewoman. Horsewoman. Heavyweight değil horsewoman. Tamam. Yok. Kapatacakmış. Evet. Ondan vermişler kemeri. Öyle valla. Ya ne diyeyim? Allah akıl versin. Fikir versin. Numan yazmış. Pardon yazmamış. Stephen Truway ana maçın bir eleme maçı olmasını istemez miydiniz? Süleyman kesinlikle istemezdim kardeşim. Bir WrestleMania ana maçı eğer contender maçı olmamalı değil mi? Bir eleme maçı olması bu maç kalitesinin senaryo bakımından zayıf olduğunu ifade eder. Çünkü WrestleMania ana maçı kendini kanıtlamış güreşçilerin ortaya çıktığı alan olmalı. Ya bir eleme maçı bence keyfini çok eğlenceli olur ama senaryo açısından keyif kaçırıcı bir nokta olduğunu düşünüyorum Ahmet sen. Ya ben de yani böyle bu şekilde daha iyi bir maç olduğu kanaatindeyim üçlü bir şekilde. Yani şeyde çok benzerlik gösteriyorlar WrestleMania 30'un ana maçıyla. Hani Daniel Bryan'ı Becky'ye benzetebiliriz. Batista'yı Charlotte'a, Randy'yi Ronda'ya çok benzerlikler gösteriyor. Ve yine tarih tekrar edecek gibi. Fakat olur da etmezse Burak Gür. Olur da Ronda Rousey o pazartesi sabahı hem SmackDown kemerini hem Raw kemerini sırtında taşıyıp SmackDown'u Fox'ta sırtlarsa neler olur? Yani Allah ona ettiğimiz hakaretler ve küfürlerden ötürü bizleri affetsin. Ne diyeyim yani? Toplanak yani, Allah diyecek ya. Yani aynen öyle. Daha diyecek çok bir şey yok. Ya ben aynen üzülüyorum. Öyle. Neden üzülüyorum biliyor musunuz? Yani en az Charlotte Flair kadar birçok değerli güreşçi var ana kadroda. Fakat sadece Charlotte Flair şans buluyor. Evet Charlotte Flair dedik. Charlotte, Becky, Ronda çok bahsettik. O zaman ufak bir Asuka'dan da bahsedelim diyorum. Ben Asuka WrestleMania'ya 2 hafta kala kemerini kaybetti ve Battle Royale maçına duyuruldu WrestleMania'ya. 2 hafta içinde inanılmaz bir düşüş. Özer neler söylemek evet. istersin? Ya bence oldu bittiği getirildi ya bu. Çok hani çok şey oldu. Bence bu Road to WrestleMania'nın başında belli olan bir şey değildi. Sonradan belli oldu bence. Onu da oldu bittiye getirdiler. Yani Battle Royale bence çok rezil bir durum. Bir seçenek bence. Asuka evet. adına. Acaba Asuka'nın WrestleMania ana maçına dahilini görür müyüz? Burak Gür ne dersin? Of yani. Başka yorum yok aslında. Of. Çünkü gerçekten ne kadar kötü bir WrestleMania sonu planlanabilir. WWE bizlere bunu gösteriyor. Size göre main event hangisi olmalıydı demiş Chirax. Bir şey söylemek isteyen var mı? Ya Özer abi, önce. Abi, Seth Rollins ile Brock Lesnar olmalıydı abi. Bu maç main event olmuyorsa Seth Rollins kemeri kazanamıyor demektir. Nokta. Doğru. Ben katılıyorum Burak'a göre ama şu ana kadar hani dediğin gibi senin de yani yüzleşmediler bile daha yani. Yani son hafta kaldı WrestleMania'ya ve daha yüzleşmediler bile. Build up anlamında en iyisi şu an kadınlar şampiyonluğu. Raw kadınlar şampiyonluğu. Bence doğru maç. Ben de aynı görüşteyim yani. Main event'in doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu sene zaten son tahminim o yönde yani. Bir daha artık kadınlara böyle bir şans geleceğine. Çünkü Mert'ten Becky bir yazmış. Şanstı. Ronda bir şanstı. Bir daha böyle bir şans pek gelmez. Mert'ten yazmış. SmackDown kadınlara harcandı gibi. Abi Charlotte Flair Raw'da mı? Ben anlamadım yani. SmackDown'da. Yani SmackDown kadınlarının harcandığını düşünmüyorum. Daniel Bryan Kofi hikayesi en iyisiydi. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. WrestleMania'ya giden yolda en iyi hikaye, ring içi ring dışı en iyi hikaye tartışmasız Roman Reigns Drew McIntyre. Ne? Roman Reigns ne? En iyi hikaye o. Roman Reigns hastalıktan döndü. Drew McIntyre çok iyi bir heel. Geleceğiz anlatırım uzun uzun. Ve bu süreçte Roman Reigns daha da güçsüzleşti. Kasları eridi. Buna dair hegemonyası, eski hegemonyasını kaybettiğini görüyoruz. Bunun beraberinde fırsatçılığını ve plan yapabildiğini gösteren bir Drew McIntyre. Hem Destroyer
hem de fırsatçı bir heel olduğunu gösterebilen bir Drew McIntyre var. Bana göre en iyi hikaye Roman Reigns, Drew McIntyre. Evet, Drew McIntyre, Roman Reigns dedik. O zaman o maçtan devam edelim mi? Olur. Tamam. Drew McIntyre ve Roman Reigns bu hafta yine karşı karşıya geldi. Drew ilk önce ringde promo keserken Roman'la alakalı. Roman onu böldü ama hayatının dayağını yedi Roman Reigns. Aynı zamanda bu hayatının dayağından Dean Ambrose da gecenin sonunda nasibini aldı. Drew McIntyre aynı gece hem Roman Reigns'i hem de Dean Ambrose'u haşat etti Özer. Ya ben bu feudun klasik bir Raw feudu olduğunu düşünüyorum. Yani daha iyi işlenirse kesinlikle WrestleMania'da güzel bir maç olurdu ama nedense hani bu maç beni hype'layamadı yani WrestleMania için. Evet, Özer öyle dedi. Buğra Gül çok beğendiğini söyledi Roman Reigns, Drew McIntyre feudunu. Nedendir? Evet. Acaba Drew McIntyre yener mi Roman Reigns'i? Yenebilir. Yenme ihtimali söz konusu. Özellikle fırsatçı ve destroyer. Uzun zamandır görmüyorduk WWE'de. Böyle bir heel. En son kimi hatırlarız? Hem fırsatçı hem destroyer. Yani Samoa Joe belki diyebilir miyiz diye düşünüyorum. Samoa Joe da hani Samoa Joe'da bir şeyler eksik. Yani o main event karizmasını Vince McMahon görmedi Samoa Joe'da. Main Eventer'da olmayacak Joe. Bundan sonra görünen o çok büyük bir değişiklik olmazsa. Bu Main Event bölgesinde kimi gördük en son? Hem Destroyer hem CM Punk'ı gördük. CM Punk Jeff Hardy feudunda CM Punk hem Destroyer hem de planlı fırsatçıydı. Söylemek istediğim Drew McIntyre WWE için çok büyük bir kazanım oldu. WWE'de bu cevherin farkında olarak ince ince işliyor. Çok güzel kullanıyor. Roman Reigns karşısında hiç Roman Reigns'in altında ezdirmeden, Roman Reigns'in karizmasına da zarar vermeyerek çok güzel şeyler izletiyor. WrestleMania'da güzel bir maç çıkaracaklardır. Ve bence sonuçsuz da bitebilir ama Drew kazanırsa da bana göre sürpriz olmaz. Özer, senin tarafın kim olacak? Ben kesinlikle Drew McIntyre tarafındayım. Kesinlikle kendisi hani o eski zamanlarındaki 2010 zamanlarında ki haline göre fiziksel olarak çok iyi. Ring kişi olarak da bence daha geliştirmiş kendini. Özellikle Claymore çok iyi bir finisher. Hani RKO gibi bir etki oluyor bende onu görünce aniden gelince falan. Drew McIntyre yani kesinlikle. Evet, Drew Roman'ı dövdü dedik. Aynı dayağın katmerlisini Dean Ambrose idi. Buğra Gür gecenin ana maçında. Dean Ambrose harbiden ayrılıyor herhalde. WrestleMania'da maçı yok. 2 haftadır Drew'dan acayip bir dayak yiyor. Neler söylemek istersin Dean Ambrose için? Bu maça bir dahil olur mu WrestleMania'da? Ya Dean Ambrose ölmüş ağlayan yok vaziyette maalesef. Chatbox'taki arkadaşlar kusura bakmasın. Bu arada Kutay demiş Drew için bu yorumu tekrarlıyorum her hafta. Yapıyorum okuyun. Bunu haftalık şovlarda Lesnar gibi, pay-per-view zamanı Kurt Hawkins gibi. Ya olabilir Kutay ama Drew McIntyre çok büyük bir cevher. Ona geleceğiz. Tekrar konuşuruz mutlaka. Kutay yazmış bu arada. Önceden sıradan hareketti. Claymore için diyor zannedersem. Sonra evet, evet. Finisher oldu. Ya Dean Ambrose çok güçsüz bir senaryoya giriyor. Bu yanılmıyorsam Dave Meltzer'in bir haberi vardı. Gazeteci Dave Meltzer'in. Dedi ki Drew McIntyre hakkında yapılanlar yalnızca senaryo değil. Dean Ambrose'un sözleşmesi bitiyor ve bulunduğu konumdan da memnun olmadığını her yerde dile getiriyor dedi. Ya Dave Meltzer demediyse bile şey demiş olabilir. Ryan Satin'in haberi olabilir. Çünkü Dave Meltzer olunca biraz inandırıcılığı düşük oluyor. Ryan Satin olabilir. Dave Meltzer diye hatırlamıyorum. Diyeceğim o. Yani Dean Ambrose bulunduğu konumdan mutlu ve memnun değil. Heel yapıldı. Stil değiştirdi. İki ay sonra heel birleşti falan. Değişik olaylar. Dean Ambrose'un da bu konumunu düşününce ayrılacak gibi duruyor maalesef. Kutay Balcı Dean Ambrose SmackDown'a draft olacak. Bak söylemedi demeyin demiş. Acaba olasılık dahilinde mi? Neler söylemek istiyorsun? Adamın sözleşmesi bitiyor WrestleMania'dan sonra ya. Haftalık şovlarda duyurulmadı. Live eventlarda duyurulmadı. Ben gideceğini düşünüyorum Dean Ambrose'un ya kesinlikle.
Yani bunun yani... senaryoya bağlanması lazımdı ve resume'ye bunun seyretmesi lazımdı yani bu senaryonun. Resume'ye seyretmeyecekse niye var bu senaryo? Dean Ambrose hala hem ne Battle Royale maçına duyuruldu ne de WrestleMania'da herhangi bir maça duyuruldu. Fakat bu hafta bilmiyorum ya, belki düğümler çözülebilir. Bu hafta Dean Ambrose belki eklenebilir maça. Nedense şimdi öyle bir enteresan bir his var. O zaman Roman Dean nokta koyalım mı yoksa devam edelim mi? Neler söylemek istersiniz? Bana diyecek çok farklı bir şey yok. Yani bu yaptığımız yorumlar bu hafta kafamızda daha çok netleşecek. Ben en iyi feud olduğu, senaryo bakımından en iyi feud olduğu konusunda da iddiamı sürdürüyorum. O zaman hemen kısa Kurt Angle'dan da bahsedelim. Kurt Angle artık emekliliğe gidiyor. Son maçına gidiyor. Son maçına giderken bu hafta Samoa Joe'ya yenildi. Samoa Joe roll-up'la mağlup oldu Kurt Angle'a. Kurt Angle'ın rakibi Baron Corbin çok tepki çekti. Bayağı, hatta aşırı tepki çekti. Acaba Baron Corbin bu kalibrede bir rakip mi Özer? Yoksa bir John Cena sürprizi görür müyüz WrestleMania'da? Ya ben bu sürpriz olacağını düşünmüyorum. Yani düz Baron Corbin'in yenip artık Angle'ın sahaları gençlere bırakacağını düşünüyorum yani açıkçası. Corbin'i de kendisinin seçtiğini düşünüyorum hani bu gelen haberlere rağmen. Çünkü Corbin en iyi seçenekti bence WrestleMania için, kendisi adına, Kurt Angle için diyorum. Bir senelik, hatta belki daha fazladır bir şey var. Temel var. Feud'un temeli var. Baron Corbin yener bence bu maçı. Ve güzel seçim bence. Şunu çok net hatırlıyorum. 2017 yaz ayları. Herkes Baron Corbin kötülüyor işte. Baron Corbin Money in the Bank'i aldı. Bir kişi de Baron Corbin avatarı vardı. O da Buğra Gür'dü. Acaba bu ileri görüşlülük bizi Baron Corbin'i ileride böyle hani daha da main event olarak görmemizi sağlayacak mı Buğra Gür? Ya Baron Corbin WWE'nin şimdi kendisini beğenmeseniz de sevmeseniz de üzerine düştüğü bir karakter. Bu yanılmıyorsam geçmişte Triple H'in de aldığı en havalı karakter, Amerika'da verilen bu tarz bir ödül vardı. En havalı karakter mi? Tabii canım, Lone Wolf, yalnız kurt ödülü. En cool tipleme ödülü falan almıştı. Eski gimmick'i mi aldı? Aynen, Lone Wolf aldı. Şimdi Corbin de biraz bana benzediği için gözler çekik falan, surat suratta şey, ben biraz onun için Corbin'i seviyordum. Burada konuyu nasıl buna getirdiğimi ben bilmiyorum. Ahmet de Jinder Mahal'i ondan seviyormuş galiba. Ne? Doğru. Doğru. Birebir o şekil takılmaya doğru gidiyorum böyle. Doğru. Hatta. Yalnız abi Jinder Mahal'i Bobby Lashley ile yan yana gördüğüm zaman Jinder Mahal'in daha dev bir cüssesi olduğunu fark etmem. Yani öyle. Ring içi karizma ne yani, ne kadar ufaltıyor bak Jinder Mahal'i gözümüzün önünde. Neyse, Baron Corbin hakkında söyleyeceklerim ileride bu karakteri çöpe atmayacaktır. Tutan bir karakter. Kurt Angle'ın rakibi de Baron Corbin olacaktır. Yani beğenmeseniz de sevmeseniz de WWE tutturduğu şeyin üstüne ısrar eden bir şirket. Vince McMahon için söylüyorum. Baron Corbin de tuttu Constable karakteri. Bakalım neler olacak. Merakla bekliyorum ve Kurt Angle'ın rakibinin de doğruluk açısından hani son maçı falan filan deniyor. Bu resmi bir şey mi? Bu arada söylenti mi? Son maç. Son maç canım, kendi saçları. Daha böyle bir şey yok. Yani Shawn Michaels da son maçına çıktı ama Arap Show'unda güreş. Sözde yani öyle. Tabii yani defalarca güreşten emekli olup geri dönenleri de gördük. Yani benim için sıkıntı değil. Fakat tepkiyi anlayabiliyorum. Ama WWE'de haklı buluyorum bu konuda. Evet Özer. Olur. Kutay yazmış. Özer'e sorabilirsin Ahmet. Kutay, Corbin artık sıktı hep Rav'da. Şimdi başka genç mi kalmadı? Corbin'den ancak Ben Bigelow olur demiş Özer. Valla Ben Bigelow'u izleyeceğim zamanlara denk gelmedim. Yani izleyebileceğim zamanlara denk gelmedim. Bilmiyorum tabii de. Yani bence Baron Corbin'in gimmick'i, şu anki gimmick'i The Lone Wolf'tan daha iyi bence. Constable galiba. Constable mı neydi? Constable. Çok Constable değil mi? Evet. Çok daha iyi bence. Ben ring içini sevmiyorum normalde. Hani temposunu düşük buluyorum. Ağır, hantal biraz. Ama gimmick'iyle bence bunu düzeltti. Evet, yine Kutay demiş. 2 milyon doları sana verseler mezardan kalkar gidersin. Abi ben evde yani ekmek yok. 20 liraya kafa atıyoruz yani. Ya ne 2 milyon dolardan bahsediyorsun sen?
Evet, o zaman Corbin dedik, Angle dedik. Bir şey de eklemeyecekseniz devam edelim. Devam edelim. Seth Rollins alanda ve bir rezillik gerçekten. Yani hani bir hafta kala ne Seth Rollins gördük yan yana ne Brock Lesnar gördük. Seth Rollins alanda ve bu sefer Heyman yine Lesnar'ı temsil ederek alanda. Çok gerçekten sönük bir maç. Çok sönük bir build. Neler söylemek istersiniz? Ne Brock Lesnar'ın bir şeyler yaptığını gördük Rollins'e. Ne Rollins'e Brock Lesnar'ın bir şeyler yaptığını gördük. Bir tek Rumble'dan sonra galiba. Lesnar bayağı Rollins'e F5 manyağı yapmıştı. Aynen bir 4-5-6 sene falan yaptı. Özler o günden bugüne sen hiçbir misin, aksiyon göremedik. Sen misin Rumble'ı kazanan dedi. Dayağı attı gitti adam. Bir daha da gelmiyor. Evet Özler. Ne bir aksiyon ya, gördük ne bir şey gördük. Ya bence... Paul Heyman olduğu sürece build up ilerlediği müddetçe sıkıntı yok. Hani ben ikili kavgadan ziyade hani sözlü atışmalarla feudun ilerlemesi taraftarıyım genel olarak da zaten. Bu tarz hani büyük kemerlerde bence iyi ilerliyor hani. O herkesin beklentisinin altında ama bilmiyorum bakalım yani. Evet, Buğra Gür, acaba ana maçın belli olması WrestleMania'da Brock Lesnar'ın kemeri kazanacağı anlamına mı geliyor? Bak abi ben... Ama şimdi, koruyacağı anlamına mı ben geliyor? Ben şimdi size kısa bir özet geçiyorum. Lucifer yazmış. Seth Rollins Brock Lesnar'a uyum sağladı. Ne konuda? Şova çıkmayarak mı? Şöyle bir özet geçeyim bak. Triple H'in manevi oğlu olduğu için Tyler Black yani Seth Rollins. Tyler Black abimiz... Triple H ile olan ilişkiden dolayı Seth Rollins'ten bahsediyorum. Ezilmeyeceğini en kötü ihtimalle ve hatta kazanabileceğini düşünmüştüm. Ancak WWE bize Rumble'dan bu yana 3 ay geçti. 3 aydır öyle bir senaryo izletiyor ki asla umutlanmayın üzerine bir build up mı diyeceğiz buna artık. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Ha. Asla umutlanmayın diyebilecek bir senaryo izletiyor. Kayfabe izletiyor. Bugün baktığımız zaman gelinen noktada aklımızda feuda dair aklımızda kalan tek şey Seth Rollins Rumble'ı kazandıktan sonra ulan senin neyine Rumble kazanmak hadsiz herif deyip Seth Rollins'e atılan bir dayak var ve ondan sonra Brock Lesnar'ın şovlara sürekli Paul Heyman'ı yollamasını seyrettik. Maalesef böyle bir durumdayız. Ve bir tarafta da Cormier var. Onu da soracaksın zannedersem. İnşallah WrestleMania'da basar masar bir şey olur da. Bunlar UFC'ye gider. Hepten bir daha da gelmezler umarım. Vallahi çok güzel olur ya. Evet. Bundan da bahsettik. Özer senin daha eklemek istediğin bir şey var mı bu arada? Bu feodla ilgili bir düşüncem yok. Zaten feod yok ortada. Feod yok dedi. Acaba WWE Seth Rollins'e hani güvenmiyor mu? Hani güvenmiyor desem neden Rumble'ı verdi? Triple H'in manevi oğlu Seth Rollins. Öyle güvenmeme gibi bir şey yok. Ya ortada tamam mı? WWE'nin yıldırma ve bezdirme politikası var. Bizi nasıl izlemezler diye deniyor. İnsanların nasıl WWE izlemeyeceğine dair bir test yapıyorlar bence. Olabilir bence evet. Bence Roman Reigns hastalığına açıklamasa Roman Reigns gene izleyecektik ya. Roman Reigns Brock Lesnar izleyecektik gene bu sene. Reigns gene Rumble alırdı. Öyle bir şey olabilir. Kaybetmezdi ki kemeri. Niye Rumble az? Yok canım. Gene WWE'yi yapardı böyle bir underdog Reigns'i sevdirmek için. Sempati kurdurmak için. Evet, Roman Reigns dedik, düzeltiyorum. Seth Rollins dedik, Brock Lesnar dedik. Daha da diyecek bir şey yok galiba. Öteki segmente geçiyorum. Evet, yorumlar var chatbox'ta. Aa, görmemiş. Lesnar kim? Şu kemeri beline dikiş atan mı? Hani mistik güç kullanacağız artık kemeri almak için. Kutay demiş, Lesnar ve Universal kemeri hiç artık ayrılmaz bir parça. Özer. Yani evet. Artık insanlar harbiden artık hani acaba Lesnar kemeri nasıl koruyacak diye izliyor artık her gece. Sen ne diyorsun? Katılıyor musun bu teze? Bence bu tarz kemerlerde uzun renkler güzel hani olması gereken bu tarz bence yani CM Punk'ın 434 günlük müydü bilmiyorum. Evet. Yani uzun renkler her zaman bence o kemerin değerini daha da yükseltiyor ve kaybettiğinde de beklediğin tepki daha fazla oluyor. Yaşanan tepki daha fazla oluyor. Brock Lesnar'da da yakışıyor yani bence şey bu tarz şovlara çıkmaması, tembel gözükmesi yakışıyor yani.
Evet, Rumble'ı verecektim. Joe'yu Mosmor yapacaktı onu. Joe daha önce Mosmor oldu Lesnar'a karşı. O çok ihtimal vermiyor. Joe JJ Styles'ı Mosmor yapsın. Böyle böyle yorumlar var. Chatbox'da okuduk. O zaman bir sonraki segmente geçiyoruz. Triple H ve Batista maça bir hal eklendi. Eğer Triple H kaybederse ring içi kariyeri sona eriyor. Batista Triple H'in ring içi kariyerini bitirmek için yeminlendi. Buğra Gür. İki büyük efsane endüstrimizin, devrimizin iki büyük güreşçisi. Fakat yine nispeten sönük bir feud. Yani bunda da yüzleşme olmadı. Son hafta ve yani Batista ringin 20 metre ötesinde güvenlikler ve korumaların ardında bir konuşma yaptı. Onun dışında WWE'den işte şeyi kovdu. WWE görevlilerini ofisinden kovdu. Bir de Ric Flair'ı dayak attı. Ne alakaysa. Ya bu seneki Triple H'in eğlencesi Batista. Aynen öyle. Maalesef. Yani ben maalesef diyorum. Kesinlikle katılıyorum yani. Batista'nın hani tam güreşe dönmeyi çok istiyordu. Her zaman söylüyordu. Yani şu an Batista belki en büyük WWE'deki film yıldızı, en büyük selebriti ama hani ona rağmen güreşe dönmeyi çok istiyordu. Triple H'e tokatlanmayı tercih etmesi de ben şahsen çok enteresan buldum. Çünkü hani ben neden bilmiyorum. Ya ben çok iyi bak. Ben aralarında çok iyi bir ego dost savaşı var. Hayır. Ben çok iyi dost olduklarını düşünüyorum. Özer? Bence Batista yani gerçekten dediği gibi iyi dostlar. Ve hani Triple H'in WrestleMania anı için hani ona bir yem olabilmeyi tercih ettiğini düşünüyorum Batista'nın. Ya ben de Triple H aralarında bir sanki ego şeyi savaşı varmış gibime geliyor. Ya o var. Bak şöyle var. Bu Triple H'in kestiği promolarda, pardon, Batista'nın kestiği promolarda Triple H hakkında söylediklerinin yarısı kendi düşüncesi. Yarısı arka alanda dönen olayların promolara yansımaları. Bu var, bu olur. Ama Batista'nın aldığı paradan yanı sıra ben aynı zamanda çok iyi dost olduklarını düşünüyorum. Yoksa Batista gibi şu an WWE'deki senin de söylediğin gibi en büyük film yıldızının, senede 4 film çeken adamın yapacağı iş değil Triple H'ten dayak yemek. Bu da biraz dostluk olduğunu bize gösteriyor. Bence de aynen. Vallahi herhalde artık Batista'ya iyi bir para akıttılar. Çünkü artık 2010'daki Batista yok. Batista artık daha büyük bir adam. Daha büyük bir yıldız. Bayağı Marvel'ın artık kilit isimlerinden filmlerinde. Muhtemelen Triple H'ten de daha büyük bir ünlü şu an Batista. Acaba diyorum hani Triple H'in kariyeri biter mi? Bu bir senaryoya bağlanır mı? Batista kazanır mı? Bir tarafım da öyle diyor Özer. Ben bunun kesinlikle maçın önemini arttırmak için yapıldığını düşünüyorum. Yani Triple H'in emekli olacağını sanmıyorum. Kesinlikle hani maça hani acaba mı dedirtmek için yapılan bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu maçın %100 Triple H kazanacağını düşünüyorum yani. Evet, Batista 5 sene sonra ringlere dönüyor. Buğra Gür acaba bir şeyler kaybetmiş midir? Yani ben hiç kaybettiğini düşünmüyorum açıkçası da. Ya abi bak, şakasız söylüyorum. 2019'da şu an IMDB'de Batista'nın profilindeyim. Stuber, 2019 yılı filmlerini söylüyorum. Stuber, My Spy, işte WrestleMania Raw yazıyor. Geçiyorum onları. Avengers Endgame. Ya Avengers'ı biliyorsunuz hepiniz değil mi? Evet. Tabii canım. Şu an en büyük franchise film. Aynen öyle. İşte 2019 devam ediyoruz. Escape Plan, The Extractors yazmışlar. Abi 2019'da 5 filmi var adamın. Birisi de Avengers. Daha 3 ay oldu, 4 ay oldu 2019'a girildi. Bak ya bak, şakasız söylüyorum. Batista böyle bir adam ve yani çok büyük dost olmasalar para içinde gelip dayak yemez yani. Kesinlikle. Ben bu kadar söylüyorum. Bence Triple H'in oyuncu olacak. Chatbox'ta görüşler var Ahmet. Drak ne çöp mü demiş. Batista geliyor ava. Drak ne çöp mü denmiş. Drak'la ben konunun pek manasını bağdaştıramadım. Ama şimdi şu geldi aklıma. Hani şu Triple H'te Batista'nın feyodu arasında John Cena'ya bazen referanslar yapılıyor işte. John Cena'ya I quit dedin, ayrıldın, bıraktın. Batista da ben I quit demedim vesaire diyor. Bir yere bağlamaya çalışıyor. Acaba John Cena, Batista görür müyüz ilerleyen dönemde, ilerleyen aylarda? WrestleMania sonrası Arabistan şovu var, şu var, bu var. Özer. Arabistan şovu ne zaman? Mayıs'ta. Mayıs bir de Kasım. Tamam.
Nisan, Mayıs. Yani ben John Cena'nın WrestleMania'ya da dönmezse yine uzun bir süre görünmeyeceğini düşünüyorum. Yani belki Arabistan'da gelir mi onu da bilmiyorum. Gerçi en sonki şova da gelmek istemediğini söylemişti. Değil mi? Yani bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Öyleydi. Cena mı? Evet. Hani gelmek istemiyorum deyip gelmemişti sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Bir de şey Daniel Bryan'la beraber. Ha doğru evet. Tavır göstermişlerdi, gelmemişler. Belki yine öyle bir durum olabilir yani. Öyle bir durum olmadığı müddetçe de çıkamayacağını düşünüyorum hani şovlara falan. Çıkmayacağını. Kendi artık bıkmış yani abi, adam şeylerden. Ya zaten o konuda diyecek. Bu arada kadınlar güreşecek mi Arabistan'da bu sene? Yani... Belki tesettürlü güreşebilirler. Aynen layıklık geliyor mu bu sene Arabistan'a? Trump izin verirse olabilir. Yani bilmiyorum bakacağız. Neyse. Küfür edeceğim şimdi Araplara boşver. Becky Lynch'e kıyak yapabilirler belki zaten adam. Zaten adamın biri ha. Doğru. Aynen öyle. Evet böylelikle Rav'ı da konuşmuş olduk. Ha oyunculukla ilgili demiş Drak'ı. Drak mı daha büyük oyuncu Batista mı? Ya tabii Drak kesinlikle. Yani. Drak aynen öyle. Ama Batista da fena değil ya. Fena bizim değil de... mi? Abi adam John Cena gibi bir hani overrated'dı ama WWE dışında kimin daha büyük yıldız olduğunu, star olduğunu gösterdi Batista'ya. Tabii canım onu kanıtladı. Eline verdi yani John Cena'nın. Ne oldu? John Cena iki tane WWE filmi çekmeyle The Marine falan filanla film yıldızı olunmuyormuş demek ki abi. John Cena'nın oyunculuğunun kötü olduğunu düşünüyorum zaten yani. Batista'nın oyunculuğunun yanından yaklaşamaz. Abi bu arada Final Score Batista'nın çok güzel bir filmi. Tavsiye ederim izlemenizi. Zaten Avengers falan filan yani dünya çapında izlenen filmler diyecek bir şey yok. Bu konuda benim görüşlerim bu kadar Ahmetciğim. Evet o zaman Rav'ı noktalıyoruz. Rav'da başka konuşacak bir şey yok. Rav'ı puanlayalım derim ben. Chatbox siz değerli Chatbox dinleyicilerinin puanlarını da merak ediyoruz. 5 üzerinden. 12 misafir dinleyici var 5 üzerinden. Buğra Gür kaç verirsin? Ben artık Rav'ın WrestleMania temposundan uzaklaştığını düşünüyorum. Ama elde kalan bazı senaryolar var. Mesela işte Corbin, Angle feyudunda taraftarların tepkisi. Mesela Roman Reigns, Drew McIntyre feyudunda bizlere etkileyen olaylar. Kadınlar feyudunda rezaletlerinin yaşanması. Uzar gider. Puan kıracağımız yerler var. Puan vereceğimiz yerler var. Ben 2 veriyorum 5 üzerinden. Evet ben de 2. Ben bayağı kritik görüyorum. 2 dedi. Özer de sen de 2 diyorsun. Evet, ben de 2 diyorum kesinlikle. Yani ki WrestleMania 2 hafta kala ben eğer Batista, Triple H face to face, Brock Lesnar, Seth Rollins face to face izleyemiyorsam abicim o şovun yani boynu bükük olur. Aynen öyle aynen. Evet ben de 3 veriyorum. Şimdi chatbox'ı okuyorum. War Machine 4, Kutay Balcı 3, Mertay, Funky Musafiyen 2 demiş. Evet arkadaşlar böylelikle Rav'ı noktalıyoruz ve SmackDown'a hemen hızlı bir geçiş yapıyoruz. Zaten SmackDown konusunda tek bir odak noktası var. O da Kofi Kingston. Show'u New Day açıyor ve Vince McMahon'ı çağırıyorlar. Vince ise gelip Kofi'ye yeterince şans verdiğini, Kofi'ye bir daha şans vermeyeceğini söylüyor. Şans verdikleri isim Xavier Woods ve Big E. Xavier Woods ve Big E gecede Gauntlet maçta SmackDown'ın bütün takımlarını mağlup ederek en sonunda Daniel Bryan ve Eric Rowan'ı da mağlup ederek Kofi'ye WrestleMania biletini aldırıyorlar. Şöyle romantik bir olay var. Usos maçtan çekiliyor. Duydukları saygıdan dolayı. Özer sen neden söylemek istiyorsun? Adam, büyük bir Kofi Kingston hayranısın. WrestleMania'ya gidiyoruz. Bu kardeşim. Evet Özer sendeyiz. Yani. Dök için Özer. Ya underdog senaryosu genellikle güzel oluyor. Bu süreçte de bence iyi işlendiğini düşünüyorum. Yani Kofi Kingston'a da yakıştı bence bu senaryo. Yanında bir de şey bu New Day'in Xavier Woods, Big E Lansing'in olması, onların onu yardım etmesi. Yani Kofi Kingston genelde hak arayan değil, arkadaşları onun yerine hak arayan profilde gözüktüler. Güzel işlendiğini düşünüyorum. Daniel Bryan da zaten 10 numara oynuyor. Çok iyi işlendiğini düşünüyorum. Yani senaryo olarak yani en iyi işlenen feyutlardan biri olduğunu düşünüyorum. Zaten bir Raw Kadınlar Şampiyonluğu var. Doğru düzgün işlenen. Bir de bu. Bence. Evet. Buğra Gül. WWE Şampiyonluğu 60 senelik bir kemer.
şimdiye kadar sadece 50 tane güreşçi taşıyabildi. 51. Kofi Kingston olur mu? Kofi Kingston'ı kutluyorum. Bundan 2 hafta önce War Machine'in galiba bir yorumu vardı. Ya pankek atan, havaya pankek atan, işte sabah kahvaltısının krakeri, ne onun adı? Booty pankek ya. Booty Oğuz atan, insanların ağzına Booty Oğuz fışkırtan bir karakterin WrestleMania kemer maçı, ana kemer maçında işi yok demişti. Ya ben Kofi'nin başarılı olmasını çok isteyen bir adamım. Ama şimdi senaryonun geldiği noktadan sonra buraya evrilmesini gerçekten anlamsız buluyorum. Bu iş geçen hafta bitmeliydi. Ya bakın, haftaya WrestleMania var, tamam mı? Ana kemer maçı bir hafta kala belli oluyor. Ya gerçek manada, bu arada yazmış Triple H Batista haftaya face to face olacak yazmış. Abi siz John Cena Drag Field'unu izlemediniz mi? İzlemediniz mi ya? Her hafta birbirleriyle promo savaşacak. Tabi canım, uydu evet. Bağlantısı oluyordu. Abi işte mikrofonu konuşup havaya atmalar, entrance'ler girmeler, cartur. Aynı şovda bir ilk saatte John Cena'nın promo kesmesi, ikinci saatte Drak'ın promo kesmesi. Drak'ın konser vermesi ve John Cena'ya giydirmeleri. John Cena'nın rap yapmalar. Tamam. John Cena Drak kadar büyük bir maç yok. Ama sanki işte Night of Champions pay-per-view'una gidermiş gibi de bir senaryo ayarının olması beni açıkçası öfkelendiriyor, sinirlendiriyor. Adeta WrestleMania havasını yaşayamamama neden oluyor. Diyeceksiniz ki neden? Tüm bu sebeplerden ötürü benim kızgınlığım. Kofi Kingston'a gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Bence 2009-2010 yılında bu şansı bulmalıydı. 10 yıllık rötarlı olsa da Kofi Kingston değerli, kıymetli bir güreşçidir. WrestleMania'da da çıkıp insanlara eğlenip tuş olup maçı Daniel Bryan'ın kazanmasına sebep olacaktır. Peki yine Buğra'ya göre soracağım. B artı, B plus bir oyuncu mu anca Kofi Kingston? Hani anca o seviyelerin adamı mı? Ya şöyle örnek vereyim. Kofi Kingston B takımının A oyuncusu olur. Yani A, şöyle diyeyim. Trabzonspor'daki Sosa nasıl Trabzon'da yıldız olup Milan'da yedeğe düşen, oynatılamayan, forma şansı bulamayan adam olduysa, Kofi Kingston New Day'de büyük bir yıldız olur. Ana kemerin altında Jinder Mahal falan olur yani. Atıf şey şu tarzında. Aynen, evet, mesela aynen öyle. Şey var ya, A takımının B sınıfı oyuncusudur, futbolcusudur, sporcusudur diyeyim. Mesela Kayseri'den Amrabat aldı Galatasaray. Adam 2 sene boyunca Galatasaray'da oynadığına inanamayarak Galatasaray kariyerini sonlandırdı. Watford'a gitti ya bir ara. Efendim? Watford'a Premier Lig'e gitti, gerçi orada oynayamadı. Abi adam inanamadı Galatasaray'da oynadığına. O demek abi istediğim B sınıf takımın A sınıfı sporcusudur. Ama A sınıfın takımda sırıtacaktır. Ben başarılı olacağını da düşünmüyorum. Çok da iyi bir destek aldığını zannetmiyorum. Yani ama Vince McMahon'ı ikna etmiş vaziyette. Tabii canım. Vince McMahon zaten hani o seyirci reaksiyona bakıyor. İyi ya da kötü destek alıyorsan o konuda Vince'i ikna etmiş oluyorsun. Yani son yıllarda artık hani bu güreş artık 10 yıla yakın süredir üçümüzde takip ettiğini düşünüyorum. Artık 10 yılı aştı hatta, değil mi? Yani Fox dönemi, ondan öncesi olsun. Aynen. Fox 2009 falan. İşte 2009 Şubat'ta başladı Fox. 2019 Nisan'dayız. Bir 10 yılı aşmış yani. Tabii. Çoğu 10 yılı aştı. Çoğu insanın güreşi izlemeye başlaması 10 yılı aşmış. Şunu söyleyeceğim. Hani o dönemde izliyorduk, bu dönemde izliyoruz. Ben güreşin yumuşadığını düşünüyorum çoğu konuda. Bazı argümanlar var işte. Ben senelerce indilerde güreştim. İşte ana kemer hak ediyorum. Ben senelerde şirketliyim, ana kemer hak ediyorum. Ya WWE şampiyonluğunun ben bir katılım ödülü olduğunu düşünmüyorum. İstersen 20 sene güreş, istersen 25 sene güreş. Sen eğer 10 senede bu etkiyi yaratamadıysan ve bu potaya çıkamadıysan, 10 senedir ben uğraşıyorum çıkamadım demenin hiçbir manası yoktur. Bunu Kofi Kingston için söylüyorum. Eğer Jinder Mahal gelip 8 ayda bunu yaptıysa bunun bir nedeni vardır.
Herkes WWE şampiyon olacak diye bir kaide yok. Bunu Samoa Joe ve Nakamura örneklerinde çok net gördük. Kofi Kingston'ın olacağını düşünmüyorum. Kofi Kingston'ı desteklemiyorum da umarım Bryan'la yola devam ederiz. Ben de ilginç, şimdi. İlginç bir düşünce. Yani ben Kofi Kingston Jamaikalı olsaydı, Jamaika'nın nüfusu 100 milyon olsaydı Kofi Kingston'ın çoktan WWE şampiyonu olacağını düşünüyorum. Jamaika pazarına mı gideceğiz? O işin marketing yönü haklı. Aynen öyle. Özel kapitalizm yönü %100 haklı. Yani aynen. Ama Kofi Kingston da Jamaikalı değil bu arada. Yani Jamaika asıllı diyebiliyorum ben. Ghana da olabilir. Ghana da olabilir, evet. Aynen, Ghanalı. Değil mi? Aynen. Jamaika'yı gimmick olarak vermişlerdi ama Jamaikalı. Aynen öyle. Evet. Kofi Kingston dedik. Daha chatbox'a bakıyoruz. Kaliteli güreşçi, adam uzun süredir hak ediyordu. Ghana diyor Mertay. 2017-18 döneminin en büyük destek alan iki güreşçi Rusev ve Joe gömüldü. 2019'un başına kadar demiş War Machine. Yani eğer Vince McMahon hani olumlu veya olumsuz reaksiyon olup almadığına bakılıyor dedin ya sen demin. Ona binaen yazmış muhtemelen. Yani eğer gerçekten... Şimdi bak, şöyle bir şey var. Enzo Amore de çok büyük destek alıyordu. Çok büyük reaksiyon alıyordu. WWE bir şans verdi. Adam sapık çıktı yani. Adam pisliğin teki çıktı. Ya pisliğin teki çıktı. Rıza baba. Yani. Yani WWE'de de ne kadar çok destek alırsan al. Ya bir süzgeçten geçme sürecin var. Vince McMahon'ın ne zaman birine hızlı güvense pişman oluyor abi. Bu da bir gerçek. Bakın Sin Cara'ya. Adam NXT'ye gelmeden, Mystico'dan bahsediyorum. Mystico NXT'ye gelmeden ana kadroya çıktı. Survivor Series 2012'de adamın bacağı kırıldı ya. Ringden atlarken bacağı kırdı. Yani böyle yani şey olaylar da ring içindeki azizlikle alakalı olaylar da olabiliyor. Real hayatta yaşanılan problemlerde sorun olabiliyor. Onun için WWE'nin bir güven süreci var. Bir de şöyle bir durum daha var tabii. Babanız Vince McMahon'ın arkadaşıysa bu güven sürecinden direkt geçiyorsunuz. Mesela Roman Reigns. Ya. Evet. Bu kadar. Kesinlikle. Charlotte. Evet, çok enine boyuna konuştuk bunu. Artık önümüzdeki hafta da ben zannediyorum konuşacağız WrestleMania özel radyo yanımızda pazar günü. Charlotte Flair Asuka maçına geçeceğim, ondan bahsetmiştik. İsterseniz onu es geçelim. Ne dersiniz, konuşalım mı yoksa? Neyi? Konuştuk zaten. Charlotte Asuka, yani ondan konuştuk. Bahsettik zaten Rav'da. Hemen kısa Kurt Angle ile AJ maçı çıkıyor ama Randy Orton bölüyor RKO'yla. Randy Orton güzel bir RKO hediye ediyor AJ Styles'a. AJ Styles muhtemelen WrestleMania'da yenilecek diyorum Özer. Sen ne diyorsun? Ya kimin yenip yenmeyeceğinden ziyade ben bu maçtan keyif alma hani yönünden bayağı hevesliyim yani. Çünkü ikisi de hani dream match. Yani bunu kaç sene önce desen ortaya atsan mesela AJ Styles Randy Orton WrestleMania'da karşılaşacak desen hani bu dream match'tır yani. Feud da güzel ilerliyor bence. Ama kim alır bilmiyorum. Ya ortada %50 görüyorum ben. Bizim bir tahminimiz var ya. Randy Orton'dan başka alternatif yok. Öyle değil mi Burak? Abi Allah Randy Orton'un gazabından herkesi korusun. Amin. Amin. Doğru. Yani Randy Orton enteresan bir figür. Yani arka alanda açıp dolaşan, işte el sıktıran, şöyle böyle hareketler yapan ve sürekli bu hareketleri ödüllendiren. Ya arka alanda becerdiği kadınları anlatan falan. Keli keliyi. Keli. Aynen. Becerdim diyerek radyo programında röportajı veren adam. Yani Randy Orton işte babası eğer Vince McMahon'ın arkadaşıysa bir güreşçinin. Daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Babanız Vince McMahon'ın arkadaşıysa istediğiniz kadar şımarma hakkına sahipsiniz. Randy Orton kanında marihuana'ya rastlanan bir güreşçi. Yani şirkette wellness politikaları gereği kovulması gerekirken o dönem serbest bırakılmayan, idare edilen, görülmeyen, işte iç edilen bir insandı. Ya bugün WWE Vince McMahon pişman mıdır? Asla değildir. Adamın dedesi
Randy Orton'un dedesi Vince McMahon'ın babasıyla arkadaştı. Babası Vince'le arkadaş. Kendisi de Shane McMahon'la. Bu ya hayır. Kendisi de demek istediğim yok, bu saltanatın ekmeğini yemeye devam ediyor. Aynen öyle. Çok enteresan bir figür ama Özer'in çok büyük bir Randy Orton hayranı olduğunu biliyorum. Öyle değil mi Özer? Yani mimikleri, jestleri olsun. Bence standart bir güreşçiden çok daha kaliteli, rol yapma yeteneğine sahip. Çok da konuşmasına da gerek yok yani. Ama bir ya, büyük bir karizması olduğunu ben kabul ediyorum Randy Orton'u. Yani o ringe geldiğinde o şeyi hissettiriyor. O güreşçi hissiyatını çok iyi verdiğini düşünüyorum. Aynen öyle, aynen. AJ Styles'ı bacakları yağlayıp çıkıyor mesela. Aynen. Bunun, AJ'de de mesela bunun çok düşük olduğunu düşünüyorum. Tam tersine. AJ'li mi? AJ Styles'da yani sıradan bir adammış gibi görünüyor ringde AJ. Ama Randy'de öyle bir şey yok. Yani ya biraz zevk veren renkler. AJ Styles karizma bir adam bence. Hani o yönden bir eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Ya karizma ama derken bacağıma eş bir karizma, evet yani. Bacağımla aynı boy falan. Çok karizmatik bir adam olduğunu düşünmüyorum beni. Of. Oo kardeşim. Tam tersine kadın gibi saç tıraşı falan. Doğru. Ya. Doğru. Saç tıraşı hakkında haklısın. Yani bilmiyorum, ben AJ ile pek yıldızımız barışmadı. Randy Orton AJ Styles dedik. Chatbox'a. Ya bunu diyen adamın da Jinder Mahal fanı oldu. Jinder Mahal fanı oldu. Jinder dediğin adam yani şimdi Bobby Lashley'le aynı fizikte. Doğru. Bobby Lashley'den uzun. Bacağı çok uzun Jinder'ın tabii, oradan hayır, boy. Ya bot farkı vardır belki ama Bobby'den uzun. Evet, devam edebiliriz. O zaman bir de son artık SmackDown çok kısa bir şovdu bu hafta. Shane McMahon The Miz diyelim. Shane McMahon hani ben de olacağım resimden ya da inadıyla yine bileti kaptı. Ya bak, gerçekten tamam mı? 3 aydır aynı şeyleri yapıyorlar ya. Maalesef. Shane McMahon The Miz'e saldırdı. İşte heel turn yaptı diyebilir miyiz? Evet. Evet. Ya bence Twinner tam bir heel turn'de imajı alamıyorum. Surat böyle etli falan babacan bir tavrı var ya. Belki de ondandır. Yani Shane McMahon buna rağmen, bu aksiyona rağmen hala 3 aydır aynı şeyleri izliyoruz. Gerçekten üzerine yapacak benim hiçbir yorumum yok. Özer, senin var mı yapacak yorum? Ya ben Shane McMahon'ın Triple H 2 versiyonu olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir farkı yok. O da hani çok rezümeye de maç, rezümeye de bir süre almayı çok seven birisi. Miz'i seçmiş kendine bu yıl. Tamamını öyle açıklayabilirim yani. Yani ben Shane McMahon'ın her sene bir maç işgal ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. 34'te de işgal etti. Ah bak, geçen seneki AJ Styles maçı çok güzeldi. Yalan söylemeyeyim. Evet, o maç güzeldi. 2 sene oldu canım. Geçen sene kimle maç yaptı? Geçen sene Daniel'la takım oldu. Kevin'la seni beğeni yendiler. O maç mesela. 2 sene mi geçti? Vay evet. Aynen. Zaman hızlı geçiyor. Shane McMahon hiç yaşlanmıyor. Peki şunu sormak istiyorum Burak'a göre. Mesela sen Vince McMahon'sın, milyardersin. Oğlum gelmiş 50-53 yaşına. Bunu yaptırır mısın oğluna? Abi ben oğlum Shane McMahon'ın güreşirken çok keyif aldığını düşünüyorum. Evet. Yani ben Vince McMahon olsam gelecekteki şirketin varisine istediği hevesi almayı ön plana koyardım. Çünkü eğer yasakçı bir zihniyete sahip olsaydı Vince McMahon idareden, yönetimden tamamen koptuğunda Shane McMahon'ın merkezi senaryoları izlemeye başlardık. WWE şampiyonu, Brock Lesnar'la karşı karşıya falan. Yani Vince McMahon akıllı bir adam. İnsan yönetimi konusunda da, idare konusunda da bence stratejik davranan biri. Shane McMahon'a izin verme sebebi şirketin geleceğini torunlarını düşündüğü için filandır diye zannediyorum. Peki sizce Vince şeyini mi daha çok seviyor yoksa Triple H'i mi daha çok seviyor? Öz olduğunu mu yoksa damadını mı daha çok seviyor? Bence ikisini de sevmiyor. İkisini yani de iki personeli olarak gördüğünü düşünüyorum ben. Ya abi kapitalizm budur zaten yani. İkisi de personeldir Vince McMahon'a göre kesinlikle. Ya Vince kendinden başka ben kimseyi sevmediğini düşünüyorum. O zaman SmackDown'u noktalıyoruz. Chatbox'ta Yorumlar var. Face turn yapar yapmaz 5 kişinin arasına doluyor. Dünyanın en saçma şeyi. Aa doğru, evet. Face be the Miz.
Face the Miz. Enteresan bir. Enteresan. Evet, Mehmet Dinler çok... bu Face the Miz'i görüp görüp ağlıyordur tahminimce. Abi bu adam face olmaz. Olamaz. Bir kere kaderinde face olmak yok diyordu. Peki. Al işte. Ses tonlamasını bile aynı yapması. Evet. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Abi Vince karısına Thompson çektirdi. Ne diyorsun? Adam boşuna dövdürtmedi karısını. Kane'e. Ben Vince'in karısını da çok sevdiğini düşünüyorum. Hani Trump'la. Ya da arka alanda neler dönüyormuş. Randy Orton'un radyosunu dinleyin mutlaka. Evet. Kuti korkak yıldan cesur face dönmek aşırı saçma. Evet. Korkak bir yıldan cesur bir face'e döndü The Miz. Chatbox'da okuduk. Smackdown'ı noktalıyoruz. Chatbox sakinleri puanlarınızı Smackdown için merakla bekliyoruz 5 üzerinden. Özer sen kaç puan veriyorsun bu haftaki ben, Smackdown'dan? 3 puan veririm. Yani benden çalışır. Çünkü evet. Zaten yarısı, şovun yarısı şeydi, Gauntlet maçıydı. Hı-hı. Güzel de maçtı. Diğer segment ve maçlar da dolu doluydu. Yani bence Road to WrestleMania sürecine yakışan bir şovdu. Eski Road to WrestleMania sürecindeki şovları aratmayan bir şovdu bence. Ama standarttı yani. Bir tık üst daha olabilirdi son haftalara gelmişken. Evet, Buğra Gür. Smackdown artık. Son iki kaldı WrestleMania'ya. Son ikiden birini izledik. Kaç puan verirsin? Valla Smackdown gerçekten Raw'a göre dolu dolu devam ediyor. Bunda bir iki saatin etkeni var. Bir de evet. Kofi Kingston'ın Gauntlet maçları var. Bence eğlenceli şovdu. Tabii ki daha iyisi olabilirdi. Ama olabilecek en güzel şekilde Smackdown'lar ilerliyor. Bir de Vince McMahon, Shane McMahon gibi aktörler de var. Yani yönetimsel aktörler de var. The Miz, AJ Styles, Randy Orton, şampiyon Daniel Bryan dediğin zaman Smackdown'ın kadrosu çok fazla yıldızla dolu olmamasına rağmen Raw'da ana kemer dominasyonundaki adamın şovlara uğramaması nedeniyle Raw'dan daha konvansiyonel kullanıldığını görüyorum. Ben 5 üzerinden 4 veriyorum. Ben de Smackdown'da hani herkes Kofi diyor, Daniel Bryan diyor ama en kilit faktörün Vince McMahon olduğunu düşünüyorum. Vince McMahon kendini Smackdown'a özel bir adam gibi gösteriyor ve Smackdown şovlarını çok daha değerli kılıyor. Ben de 4 puan veriyorum. Lucifer Fulkan 4 demiş, Kutay Balcı 5 demiş, War Machine 3, Çaykoy 5 demiş ve böylelik de Smackdown ve Raw genel değerlendirmemizin sonuna geliyoruz. Evet, son soruları olarak, alıyoruz. Sorular. Sormak istediğiniz soruları alıyoruz. Son olarak John Cena'nın WrestleMania'da maça çıkmayı kontrol kabul edeceği haberi vardı. Sen demek istediğin bir şey var mı? Son olarak demiştin Ahmet. Yani John Cena özer diyelim ya John Cena deyince. Özer John Cena WrestleMania'ya gider mi? Ben çıkacağını düşünmüyorum ya. Açık söyleyeyim şimdi ben yani. Abi Meltzer dedi ya çıkacak diye. Öyle mi? Meltzer dediyse kesin çıkmaz o zaman. Yani Cena'ya maçı sunmuşlar. Cena çıkar çıkmaz kendine kabul etmiş diye okumuştum. Bakalım belki ilerleyen dönemlerde belki gelişmeler olur. Önceki senenin küçük bir tekrarı olabilir. Eli String'de gitar çalma segmenti yaptığında belki gelebilir. Cena'ya laf sokarsa. Ama onun dışında bir şey olacağını sanmıyorum yani. Son bir hafta kaldı zaten. Evet artık son dönemeçteyiz John Cena için. Kadınlar Battle Royale maçını kim almalı sizce? Bence az kalmalı. Çok ayıp ettiler kadına. Sizce kim almalı? Bence de az kalmalı. Bence ya, Lacey Evans. Bence de bu kadar ring basmanın bir anlamı olmalı bana göre de. Yani Asuka ne yapsın ki daha yani. Zaten kadın yeterince zamanımızı gasp etti. Var mı başka soru diye bakıyorum. Yok galiba. Cena konusunda Burak Gür'ün tam olarak görüşlerini almamıştık. Ona bir kere daha kulak verelim derim ben. Cena çıkar mı? John Cena maça çıkmayı kabul etmiş diye okuduğum için ben çıkacağını düşünüyorum. Ama John Cena çıkmazsa da WrestleMania adına büyük bir kayıp yok. Zaten son haftaya kadar görünmemiş şovlarda senaryosu olmayan bir adam. Arap şovunda güreşir belki. Dediğim gibi John Cena zaten güreşmekten sıkıldığını söylemişti geçtiğimiz haftalarda. Yavaş yavaş o kopuşu başladı. WrestleMania'ya çıkarak bu kopuşun da net bir şekilde ortaya konduğunu görüyoruz. İlerleyen dönemlerde İşte bayrak devir teslimle alakalı bir maç daha olacaktır. Bir de
Teriş olarak 5 sene içinde 17. şampiyonluğu kazanmasını bekliyorum. Evet, bu arada John Cena'nın yeni manitayı gördünüz mü? Kim? Yok, yine... araştırdım. Görmediniz mi? Yok. Baya hayal kırıklığı ya, görmediğiniz yokmuş. Ya geçmiş olsun. John Cena evet baya düşüşte şu aralar. WrestleMania'da olmayacak gibi görünüyor, olacak gibi görünüyor ama bakalım zaman neler gösterecek. O zaman noktayı koyalım mı? Evet, Kutay'ın son olarak dediği bir şey var. Hala ama abi AJ'yi dinleyin, adam diyor sinema film çekiminde Meltzer yani Ertem Şener diyor maça çıkacak. Valla işte Meltzer'e güvendiğimiz işim bizde var. İnanıyoruz, bakalım neler yaşayacağız. O zaman noktayı koyuyoruz radyo yayınına. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi geceler diliyoruz. Önümüzdeki hafta pazar günü yine WrestleMania radyo yayınında sizlerle beraber olacağız.